Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah kardeşlerim. Kardeşlerim kanalımızda böyle arada oya, arada farklı örgüler ve başka paylaşımlarımız devam ediyor kardeşlerimiz. Sizlere bugün göstereceğimiz modelimiz herkesin rahatça yapabileceği, bakın mısır örneği ve farklı olarak da isim kullanılabiliyor bunlara. Sizler her iki tarafını da model olarak kullanabilirsiniz kardeşlerim. İnşallah modelimizin yapım aşamalarına hep birlikte başlayacağız kardeşlerimiz. Başlamadan önce kanalımıza eğer komşu değilseniz abone olarak ve altında beğenme tuşuna basarak bizleri beğenerek destek verirseniz çok memnun oluruz. Kardeşlerimiz Allah'ın izniyle modelimizin yapımına devam edelim. Evet sevgili kardeşlerimiz modelimizi bakın iki renk ip kullandım. Ben böyle evde olan iplerden örnek olduğu için bu şekilde çıkartıyorum. Sizler yapacağınız yere göre değişebilir. Bu örneklerimizi de yine birçok yerde kullanabilirsiniz. Bakın arkası da ayrı bir model duruyor kardeşlerimiz. Bu tarafını da model olarak kullanabilirsiniz. Ben sizlerin zamanını almamak için örneğimizi biraz ilerlettim ve burada göstermek istiyorum kardeşlerim. Evet, besmelemizi çekiyoruz ve modelimizi inşallah Allah'ın izniyle hep birlikte başlayalım. Bakın kardeşlerim burada İlmeklerimi attım. Tabii siz ne kadar yapacaksanız ölçüsüne göre ilmek sayınızı atıyorsunuz ve haroşamızı yaptım. Üzerine bakın ilk sırada da bunu yaptım. Onun için biraz ilerlettikten sonra size göstermek istedim. Çünkü değişen bir şey yok kardeşlerim. Lastik veya haroşa ne kullanacaksanız altında ona göre yapabilirsiniz. Tek renk de olur. Birkaç renk de yapabilirsiniz bunları. Hatta evdeki iplerimizi değerlendirerek birkaç renkle de yaparsanız o da güzel olur kardeşlerimiz. Her zamanki gibi baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kardeşlerim bakın haroşa veya lastik fark etmez. Başta hangi boş ilmeğimizi aldık bu sırada ve yanındakine ters olarak ördüm. İlk sırada da bunu yaptım ve buradakine düz aldım. Buradaki ilmeğimi ters aldım. Bakın aynı lastik gibi bir ters bir de düz olarak devam ediyor modelimiz. Burada sadece dikkat etmemiz gereken tersin üstüne düz, düzün üstüne ters olmaması. O da farklı bir model oluyor. İnşallah başka bir videomuzda da pirinç modelini sizlere göstermeye çalışacağım inşallah kardeşlerim. Bakın yavaş yapıyorum daha rahat görebilmeniz için. Bir ters. Bakın ön sırasındayız. Bir düz. Ve düz alıyoruz. Burada kardeşlerim bakın pembeyi devam ettiriyorum. Sizler her renkte renk renk yapabilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz. Şimdi dönüyoruz kardeşlerimiz. Bakın burada. Arkada sadece öne doğru. Bakın. Sadece öne doğru örüyoruz. Bebeklere, büyüklere ve birçok yerde kullanabilirsiniz bu modelimizi. Arkası da farklı bir model görünüyor. Bakın renkli yaptığımız zaman. Evet kardeşlerimiz bakın. Şiş olarak ipinize göre kullanabilirsiniz. Eğer ipiniz kalınsa daha kalın şiş kullanalım. İnce ise
Ona göre de şişlerimizi biraz daha ince kullanabiliriz. Ben 3 numara şu an kamera açısından kısa olmasını istediğim için 3 numara kullandım. Ama daha kalın da kullanılabilir. Biraz daha bol tutuyorum el işimi. Bakın baştaki ilmeğimi aldım. Örmeden aldım bu sefer. Şimdi beyaz kullanmak istiyorum. Evet. Hemen yanındakine ters yaptıysak, öne doğru ördüysek örgümüzü kardeşlerimiz, ilk başladığımızı ne yaptıysak bunu devam ediyoruz bir üst sıralarda. Bakın ters aldık, düz aldık, ters aldık, düz alıyoruz. Önde sadece bir ters bir düz alarak lastik şeklinde örüyoruz bu modelimizi. Ben devam ediyorum. Biraz daha yavaş yapmaya çalışıyorum. Daha rahat beraber yaparız diye. Baştaki ilmeğimizi aldık. Ve bakın burada iki tane pembeden iki sıra yaptım. Böyle tek renkte kullanabilirsiniz. Şimdi veya birçok renkte kullanabilirsiniz kardeşler. Bu tarafta örmeden alıyorum. Ve öne doğru. Evet kardeşim. Öne doğru devam ediyoruz. Çok kolay ve çok çabuk ilerleyebilecek bir model. Bebek patik ve yeleklerinde özellikle tercih edebilirsiniz kardeşlerimiz. Gerçekten çok güzel duruyor. Evet. Burada bakın kardeşlerim, iki sıra pembede yapmıştım. Şimdi alttaki gibi üstüne bir pembe daha yapacağım ve bu baştaki iplerimizi örmeden alıyoruz. Ters ördük. Bakın hep düz ördüysek düz öreceğiz arkadaşlar. Ters ördüysek ters. İlmeklerimiz hep alt sırada nasıl başladıysak bakın onun için en alt başlama sırasını aynı olduğu için yukarıda devam ediyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters olarak devam ediyorum modelimiz. Bakın şimdi aynı alttaki sıra gibi tekrar arka yüzünde öne doğru örüyoruz kardeşlerim. İster boyunda, ister elde size nasıl rahat geliyorsa örgü örmeniz o şekilde yapabilirsiniz. Sadece ilmek almalarımız. Bakın önde lastik gibi bir ters bir düz yapıyoruz. Arkada da sadece öne doğru örüyoruz. Bu şekilde modelimiz devam ediyor kardeşlerimiz. Bir sırada beyaz yapalım tekrar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın hemen yanındakini ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters. Bu şekilde devam ediyoruz.
Bakın. Sadece bu arasındaki kullandığım iki sıraydı. Bunu da tek renk olarak yapabilirsiniz veya ikişer sıra ya da birçok renk kullanarak evdeki iplerimizi toparlayarak da yapabiliriz kardeşlerimiz. Arkadaki ilmeğimizi, baştaki ilmeğimizi boşalıyoruz. Bakın. Modelimiz kabarcıklı olarak küçücük. Farklı isimler denilebilir ama ben Mısır örneği diye biliyorum. Tabii ki örgü her iki modelini de bakın her iki tarafını da kullanabilirsiniz modelimizin. Burada bir kere daha pembeyle hızlıca geçelim inşallah. Pembeyi aldım. Bakın modellerimiz çok kolay. Özellikle yeni öğrenecek olan kardeşlerimiz çok rahat yapabilir bu modellerimizden. Kanalımızda farklı paylaşımlarımız oluyor kardeşlerim. Eğer ziyaret ederseniz inşallah misafirimiz olursanız memnun olurum. Bakın hep baştaki ilmeklerimi alırken örmeden alıyorum dönüşlerde. Evet kardeşlerimiz bakın. Bu arasında iki sıra yapmıştık. Tek renk böyle de yapabiliriz. Bakın. Gayet güzel bir model. Denemenizi tavsiye ederim kardeşlerim. Bir başka modellerimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kardeşlerimiz.